Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 29 Ocak Pazar 2023. Bülteni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Denizli'de İl Danışma Meclisi toplantısında verdiği kritik mesajlarla açıyoruz. Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizini işte böyle yorumladı Cumhurbaşkanı. Siyasi hokkabazlıkla mızrak çuvala sığmaz ifadelerini kullandı ve muhalefete 14 Mayıs'ta centilmence yarışacak bir aday bulmaları yönünde çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sözü attıkları çirkin manşetlerle Türkiye'ye hedef alan batıya getirdi. Seçimleri işaret ederek mandacılara sandıkta yeter söz milletin diyeceğiz dedi. ATV Haber başladı. Beceriksizliklerini, çapsızlıklarını kabullenmek yerine her hafta yeni bir bahane üreterek kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Altılı Masa'daki kargaşayı Denizli'den hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatıyla buluştu, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Fakat bizim karşımıza çıkarak bizimle er meydanında rekabet edecek bir isim dahi bulamıyorlar. Erdoğan aylardır toplanan altılı masada daha aday silüeti bile belirlenmemesine de dikkat çekti. Bir ara seçim tarihi netleşsin, adayımız hazır dediler. Daha sonra aday belli ama yıpratmamak için açıklamıyoruz bahanesine sarıldılar. Şimdi de madem bizim adayımız yok, Cumhur İttifakı'nın da olmasın demeye getiriyorlar. Ama hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler, mızrağı çuvala sığdıramazlar. Erdoğan'ın bir de çağrısı vardı muhalefete. CHP ve şürekasına artık ipe un serme politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyorum. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacak. O sırada salondaki pankartlar ilişti gözüne. Şu kızımıza bak, kızımıza. Nereden bulmuş bunu? Paradan 6-0 attık, masadan da atacağız demiş. Maşallah. Bu ne zeka bu? Bunlar adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Hedefinde Batı da vardı. Seçim yaklaştıkça saldırıların arttığını söyledi. Nedeninin farkındayız dedi. Attıkları alçakça manşetler, yayınladıkları sinsi makalelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Bize niye saldırdıklarının, ülkemizdeki seçimlere niçin burunlarını soktuklarının elbette farkındayız. Türkiye düşmanlarına yeter söz milletindir sloganıyla seslendi. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, aynı zamanda İcazeti yurt dışında arayan mandacılara da yeter söz milletindir diyeceğiz.